Değerli takipçilerimiz, burası da şu an Cide Çandır Mahallesi mevkii. Görüyorsunuz yolda şu anda karayolunda yaklaşık 10 santim su var. Dalgalar burayı doldurmuş vaziyette ve aşırı şekilde yola çıkıyor dalgalar. Kusura bakmayın, dışarısı çok fırtına olduğu için araç içinden doğru çekiyorum. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şu anda yerde yaklaşık 10 santim su var. Belirli bölgeler tamamıyla su kaplamış. Yani aracın tampon seviyesine kadar su var. Araçlar gitmekte güçlük çekiyor. Bu şekilde devam ederse kısmi olarak ulaşımı bir nebze de olsa kapatabilirler. Çünkü araçların suyun içinde kalma tehlikesi de var. En azından buradan geçeceklere bilgi vereyim. Yani yaklaşık tampon boyunda şu anda yerde su var. Birazdan araçla gideceğim. Giderken de çekim yapacağım. O zaman göreceksiniz. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında şu anda bizim yaşadığımız durumun aynısı yaşanıyor. İşte doğalın önüne geçilmiyor. Yaklaşık bir haftadır uyarılarda bulunuyorlar Karadeniz bölgesi için. Uyarıların sonucunda işte bugün yaşadığımız durum maalesef böyle. Doğal afetin önüne geçilemiyor maalesef. Doğrudur. Şu anda Bartın Cide istikameti, yani Cide'den Bartın'a giden karayolu şu anda görüyorsunuz aracın geçtiği durumu. Cide Çandır Mahallesi mevkii. Kaylan Köyü şu anda az önce canlı yayın yaptık. Yolun yarısı, yani daha önce biz orası ile ilgili 5-6 kez haber yapmıştık. Burası tehlikeli durum hali almaya başladı. Dalgalar burayı her seferinde yıkıyor. Burası için kalıcı bir çözüm bulunsun demiştik ama her seferinde sadece taş dökerek önlem almışlardı. Şu anda istinlak duvarı dahi kalmamış. Yolun yarısı yok. Şu anda karayolu ekipleri orada önlem almaya çalışıyor ama böyle giderse muhtemelen yolu ulaşıma kapatacaklar. Kastamonu merkezine giden, yani Cide'den Kastamonu'ya giden yol üzerinde ara ara kar yağışı var ama olumsuz bir bilgi gelmedi. Yani bize aktarılan bir bilgi yok en azından. Şu an için Kastamonu yolunda ciddi bir durum yok. Bazı arkadaşlar sormuş derenin durumunu da. Şu an mağazadaki derideki su seviyesi korkulacak bir seviyede değil. Su normal akışında devam ediyor. Hafif bir yükselme var ama tehlikeli bir boyutta değil. Ama tabi bu yağışın sabaha karşı dağdan gelecek akıntısından sonra netleşir. Çünkü şu anda yüksek kesime yağan yağmur suları daha dereye ulaşmadı. Dereye ulaştığında göreceğiz nasıl bir durum alacağını. İnşallah çok yükselmeden oradaki sıkıntı da atlatılır. Çandır'daki dere şu anda sıkıntılı bir durumu yok ama Çandır'ın önünde, yani deniz kenarından gelen su şu anda, Çandır biraz içeriye doğru meyilli olduğu için su o tarafa doğru akıyor ama tehlikeli bir boyutta değil. Okulların tatili konusunda kaymakamlıktan şu anda bir açıklama yapılmadı. Eğer bir açıklama yapılırsa sayfamızdan paylaşacağız. Ama şu ana kadar okulların tatil olduğuyla alakalı bir paylaşım geçilmedi. Telefon hatlarında bir sorun gözükmüyor. Yani Cide merkezde şu an telefonlar çekiyor ama diğer yerlerdeki durumu bilmiyorum.
Evet, şu an görüyorsunuz yerde yaklaşık 10 santim su var. Araç da gitmekte güçlük çekiyor araç. Tampona yakın bir seviye. Tabii sürekli denizden gelen su yol kenarında bir yere gidemeyince su yolun ortasında birikmeye başladı. Bu da maalesef buradaki evlerin belirli bir süre sonra evlerin önüne doğru gidecek. Ciddi anlamda şu anda bir sıkıntı var. Eğer bu dalga boyu düşmez, yağmur kesilmezse maalesef daha önce selde yaşadığımız gibi sular maalesef evleri tehlikeye sokabilir. Girişteki evleri en azından. Yani vatandaşların da kendilerince önlem almasını tavsiye ederiz. Araçlarını korunaklı bölgelere çeksinler. Çünkü şu anda ciddi anlamda sahil kısmında sıkıntı var. Şu anda elektrikler de kesildi. Sokak lambaları söndü. İnşallah daha büyük bir problem olmadan bugünü atlatırız. Yani bu hava şartlarında elektrik de gitti. Görüyorsunuz yani ciddi sıkıntı var. Fırtına yaklaşık şu anda 85 ile 90 kilometre hızla estiği bilgisi geldi. Yani direklerin yıkılma, işte çatıların uçması gibi tehlikeler de var. Vatandaşların bu konuda araçlarını evlerinin önlerinde korunaklı bölgelere almalarında fayda var. Sizin için şöyle bir Cide'nin merkezini bir dolaşacağım. Herhangi bir olumsuzluk var mı diye. Şu ana kadar sahil kısmındaki şu anda Cide'de elektrikler tümüyle gitti. Yani binalarda da elektrik kalmadı. Muhtemelen yüksek voltaj kısmında yani şu anda yıldırımlar falan da oluşuyor. Belki tedbir amaçlı elektrikleri kesmiş de olabilirler. Çok emin değilim. Gelen bir bilgi de yok. Şu ana kadar söylemem gerekirse Cide sahil şeridi yani yol düzergahında Çandır Mahallesi mevki yani Cide sahil benzinlikten Kayran Köyü mahallesine kadar olan istikamette yer yer göletler oluşmuş. Araç sürücülerinin dikkat etmesi gerekiyor. Kayran Köyü'nde yolun yarısı şu anda denize kavuşmuş durumda. Karayolları şu anda çalışma yapıyor. Yani bu şekilde giderse muhtemelen Kayran Köyü'nden sonraki kısımdan araçların gitmesini istemeyecekler. Bundan dolayı eğer acilen Bartın'a gitmesi gereken varsa Kumluca Mahallesi'nden girerek Ese Köyü'nden Gebeş Köyü üstü istikameti üzerinden yola inebilirler. Alternatif yol olarak orayı söyleyebilirim. Şu anda Cide'de ara sokaklarda herhangi bir problem yok. Buradan tekrar bilgi vermem gerekirse şu anda Cide'de sadece sıkıntı Cide Karayolu yani Cide Bartın Karayolu üzerinde Cide benzinlik sahil benzinliğin oradan Cide Kayran Köyü mahallesi arasında ara ara göletler oluştu. Cide Kayran Köyü mahallesinin orada da yolun yarısı maalesef denize gitti. Onun haricinde Cide'nin başka bir yerinde şu an
bize gelen veya bizim tespit edebildiğimiz bir aksilik yok. Şu anda Cide içerisinde binalarda da elektrik gitti. Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz ama ulaşamadık. Tedbir amaçlı kesilmiş de olabilir. Bir yerde herhangi bir yerde trafonun patlayıp patlamadığından dolayı da bilgimiz olmadığı için yorum yapamıyoruz şu an. Ama kısa sürede yetkililer elektriği verecek diye düşünüyorum. Evet, şu an maalesef çoğu bölge doğalgaza geçtiği için elektriklerin gitmesiyle beraber ısınma problemi yaşamaya başladılar. Dediğim gibi yetkililer bu konuda mutlaka tedbir alacaktır ve hızlı şekilde elektriği verecektir. Ama tabii sıkıntının ne kadar büyük olduğu konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah çok sorun büyük değildir de bir an önce elektrik verilir. Biz şu anda Cide merkezi şöyle kısa da olsa dolaşıyoruz. Hani bir olumsuzluk var mı yok mu diye. İnşallah dediğim gibi çok büyük aksilik yaşanmadan sorunu atlatırız. Yayına yeni katılanlara tekrar bilgi vermek gerekirse şu anda Cide'de sadece büyük problem olarak Cide sahil benzinliğinin oradan Cide Kayrankoyu mevkiinde ara ara göletler oluştu. Kayranköy'ünde maalesef istimlak duvarı yıkıldığından dolayı yolun yarısı denize kavuştu şu an. Deniz aldı. Ekipler şu anda orada çalışma yapıyor. Eğer bu şekilde devam ederse muhtemelen yolu ulaşıma kapatacaklar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Kasaba Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Memiş Köyü bu istikametlerde şu anda elektrik yok. Şu anda Atatürk Caddesi'nden yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada herhangi bir problem gözükmüyor elektriklerin gitmesi haricinde. Buradan Çarşı Merkezi ve Cumhuriyet Mahallesi'ne döneceğiz. Herhangi bir olumsuzluk var mı diye. İnşallah problem olmadan bitecek diye düşünüyoruz. Şu anda Cide jandarma ekipleri, polisler önlemlerini almaya başladı. Ekipler çalışıyor. Allah'ım onlara da güç kuvvet versin. Şu anda inşallah dediğim gibi sabaha karşı fırtınanın etkisi azalır ve normale döneriz. Evet, bir vatandaş da bir takipçimiz de